programıyla bu haftada karşınızdayız. Yeni Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden olan Hüseyin Rami Gürpınar, öykü, makale, eleştiri, piyes gibi türlerde çok sayıda eser kaleme almıştır. Tabii bunların dışında romancılığıyla öne çıkan Gürpınar, 9 adet öykü yayımlamasıyla da edebiyatımızda hem nicelik hem nitelik bakımından önemli katkılar sağlamıştır. Bununla beraber bugün ee, Hüseyin Rahmi'nin öykülerinden, romanlarından ve kendisinden, yaşamından bahsedeceğiz. Tabii bu sırada çocuk edebiyatına da değineceğiz. Bugün misafirimse öykücü yazar Abdullah Harmancı. Önce kendisini kısaca tanıyalım. Hocamızı kısaca bir tanımış olduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Selva Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizi sormadım. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Eyvallah. E, Tabii Abdullah Armancı dediğimiz zaman öyküleriniz akla geliyor daha çok. Evet. Siz de e, edebiyat mezunu olan bir yazarlarımızdan bir tanesisiniz. Evet. Selçuk Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okudunuz. Daha evet. sonrasında e, sanırım yayın hayatına şiirle başladınız. 1993'ten itibaren de öykü yazmaya başladınız. Doğru. Ee, şimdi tabii her yazarımız, her şairimiz zeyn hayatına belki şiirle, belki öyküyle, belki romanla başlıyor. Burada da bu ayrımı merak ediyoruz. Yani her yazarın kaleminin yatkın olduğu alanda mı eser veriyor acaba her yazar? Bunu söyleyebilir miyiz? Ee, elbette söyleyebiliriz. Her yazar her türe yatkın değil. Ee, hani Kemal Tahir şiirle başlamış mesela. Birçok yazar şiirle başlamış ama şöyle düşünelim. Şiirle devam etseydi... Acaba bugünkü yerini edinebilir miydi Kemal Tahir edebiyatımızda? Edinemezdi. Çünkü hani romanlarının gücünü hem görüyoruz hem de şiirlerini gördüğüm için bu kanaatindeyim. Türler arası bir hiyerarşi olduğuna ben inanıyorum açıkçası. Böyle dünyada da dünya edebiyatında da bu konuda fikir beyan eden yazarlar var. Genellikle şiir bir piramit gibi edebi türler ve şiir zirvede açıkçası. Ee, ve William Faulkner e, böyle söylüyor. Şiirin şiiri başaramayanlar öykü yazar diyor mesela. Ee, öyküyü de başaramayanların roman yazdığını söylüyor. Böyle bir hiyerarşi var. Benimki tam böyle oldu. Dolayısıyla onun sözü bana tam uydu. Bu Tomris Uyan'ın günlüklerinde geçer bu alıntı. Ee, benimki de öyle oldu. Yani şiirle başladım, öyküyle devam ettim ama e, mesela romana yönelmedim. Dolayısıyla hem edebi türler arasında bir hiyerarşi olduğunu düşünüyorum hem de her kalem her türe yakın değil, yatkın değil. Yani şiir bir yerde acaba içerik açısından mı zorluk çıkarıyor ya da çok bekleyerek yazılması gereken bir tür olduğu için daha çok anlam ee, gerektiriyor. Şiirin sanki. evet, şiirin doğası gereği bir zorluğu var. Hani tabir caizse çok daha derinlerden çıkan bir e, maden şiir. Ve insanın e, belki hani Reşat Nuri şöyle söyler. Şairler yaş aldıkça güç kaybederler ama öykücü ve romancılar yaş aldıkça daha da ustalaşırlar. der. Bu biraz türlerin yapısıyla ilgili bir şey. Hı hı. Yani ama şu da var hani her çocuğun doktor olmak isteği gibi. Yani, her yazı yazan da aslında şiirle başlamak ister. Adını şairler arasında yazdırmak ister. Bu herkese na nasip olmaz biz yaratıcı yazarlık derslerinde en çok bunun üstünde duruyoruz. Yani insanın bir kalemi var ve bu kalemin bir yatkınlığı var. Her türde insan başarılı olamayabilir. O türü bulması da çok kolay değil aslında. Yani hepsini denemesi şartıyla ortaya çıkan bir şey. Evet tabi belirli bir yatkınlığı olması gerekiyor. Öykü yazmak da kolay bir iş değil. Yani sonunun merak edilmesi gerekiyor. Tabii, yani bunun tabii. bir kurgu düzeni tabi var teknik tabii. açıdan da olsun. Öykü şiire zaten yakın e, bulurlar hı hı. Yani doğası gereği. Hani baktığınızda anlatıyor mekanı var, kişisi var, olayı var. Sanki romana daha yakın gibi de bir izlenim bırakıyor insanda ama e, öykünün şiirsel bir tarafı var. Şiir gibi zor bir tarafı var. E, Tam Pınar'ın da şöyle bir sözü vardır. En e, edebi sanatlar, edebi türler içerisinde en zoru öyküdür, hikayedir diyor. Tabii o öykü kelimesini kullanmıyor da öykü de elbette ki e, zorluk derecesi yüksek bir tür. Acaba e, ilk bakışta öykünün mü yoksa şiirin mi e, daha nasıl anlatsam daha zor bir tür olduğu anlaşılıyor. Yani şiirin mi güzel olduğu daha çabuk anlaşılır öykünün mü ilk bakışta? Ha, o, o önemli işte. Yani ben bir bir kalemin gücünü e, turnusol kağıdı olarak düşünürsek edebi türleri şiirde çok daha hızlı gözüktüğünü yani olumlu ya da olumsuz ama şiirde çok daha hızlı anlaşıldığını düşünüyorum. Hani bugün neden çok öykü yazıldığı sorusu çok soruluyor. Bence bununla alakalı da bir tarafı var. Mesela yaratıcı yazarlık kursları Türkiye'de çok yaygınlaştı, malum. Burada da mesela öykü çok ön planda. Mesela bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Bence bu soruyla ilgili, bu sorunun cevabıyla ilgili bu. Yani mesela hani yoğun öykü okumaları yapan birisi belki zaman içerisinde öykü örnekleri verebilir. Ama mesela bu öyküde, romanda çok fazla hissedilmeyebilir ama şiirde çok daha hızlı hissediliyor. Yani o onun olup olmayacağı. Ee, az önce konuştuğumuz mesele de biraz bununla ilgili. Yani zorluk derecesi buradan da anlaşılıyor. Elbette ki şiir e, bizim varlığı kalemimizi çok daha hızlı ölçebileceğimiz bir tür. Ee, evet. Yani kendi kalemimizin gücünü. Ya da güçsüzlüğünü gösteren bir şey, bir şiir. E bir de tabii e, öykünün bir şekilde sonuna kadar okunması gerekiyor aslında. Çünkü sonunda kurgu. büyük bir bomba bizi bekliyor olabilir. Evet. Ama şiirde baktığında bir girişinden bile iyi ya da kötü olduğunu az çok hissedebilirsin. Ya ben acizane hani, hani öykü yarışmalarında böyle zaman zaman seçici kurulda oluyoruz. Dilini yani haklısınız sonuna kadar okunmadığı takdirde mesela kurgu gücü anlaşılmaz Hı -hı. yazarın. Ama mesela bazen iki cümle, üç cümle şey için yetiyor. Hatta bu romanda da geçerli. Yani yazarın genç kalemin gücünü gösteren bir şeydir o. Birkaç satır. Ama elbette ki kurgu gücünü göstermez. Kurgu gücü için tabii metni baştan sona okumak gerekiyor. Yani dediğiniz doğru. Öyle bir sorun var. Peki hocam şimdi öyküler dedik, romanlar dedik. Edebiyatımızda da bu alanda pek çok eser vermiş bir yazarımızdan bahsedeceğiz. Hüseyin Rami Gürpınar'dan bahsedeceğiz. Kendisi edebiyatımıza aslında pek çok e, tür getirdi. Özellikle öyküleri ve romanları çok ön plandaydı. Şimdi onun hayatını kronolojik bir şekilde ele alacağız. Evet Hüseyin Rami Gürpınar. Sokağa edebiyata taşıyan yazar. 1864 yılında 17 Ağustos'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Hünkar Yaveri Mehmet Paşa'nın oğlu olarak dünyaya geldi ve 3 yaşında annesini kaybetti. 1887 yılına geldiğimizde ise Ceride-i Havadis gazetesinde yayımlanan ilk öyküsü İstanbul'da bir Frank'le edebiyat hayatına adımını attı. 1908'e geldiğimizde ise ikinci meşrutiyetin ilanının ardından resmi görevinden ayrılan Gürpınar kendini tamamıyla edebiyata adadı. Ahmet Rasim birlikte çıkardıkları "Boşbaz ve Güllabi adlı mizah dergisi 37 sayı okuyucuyla buluştu. 1911 yılına geldiğimizde ise yazılarında 19 ve 20. yüzyıl başındaki İstanbul yaşamını gerçekçi bir biçimde ele alan Gürpınar, Alafranga adlı romanı sansürlenirken eser 1911'de Şıp Sevdi romanı olarak tekrar yayımlandı. 1924 yılına geldiğimizde ise Son Posta gazetesinde yayımlanan Ben Deli Miyim isimli romanı ahlaka aykırı bulunduğu için yayımlanan, yargılanan Gürpınar bu davadan beraat etti. 1936 ve 1943 yıllarında ise Kütahya milletvekili olarak görev aldı ve 1944 yılında 8 Mart'ta Heybeliada'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı boyunca 41 roman yazdı ve gerçekten edebiyatımıza çok önemli katkılar sağladı. Şimdi kendisini daha detaylı tanımak için okur köşemize gidiyoruz. Ardından üzerine konuşacağız. Hüseyin Rahmi Gürpınar modern edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biridir. Roman, öykü, piyes, mektup, eleştiri gibi türlerde eser vermiş olsa da asıl şöhretini roman türünde göstermiştir. Halka ders verme, halkı eğitme düşüncesiyle edebiyat eserleri veren yazar, okuyucularını bir yüksek felsefeye çekmeye çalıştığını söylemiş ve eserlerini bu doğrultuda oluşturmuştur. Gürpınar, öyküleriyle de kendine özgü bir çizgi oluşturmasını bilmiştir. Ölümünden sonra yayımlanan bir kitapla birlikte yazarın öykü kitaplarının sayısı dokuzdur. Gürpınar'ın romancılığıyla öykücülüğü pek çok açıdan paralellik gösterse de öykülerinde konu çeşitliliğinin daha fazla olduğunu söylememiz mümkündür. Yazar Gürpınar'ın öyküleri gerçekten de konu bakımından çeşitlilik arz etmektedir. Toplumsal eleştiri başlığı altında toplayabileceğimiz çok sayıda öyküde gerek ülke yöneticileri gerekse doğrudan kalabalıklar eleştirilmekte, yazar doğrudan ya da dolaylı olarak neşterini toplumun çeşitli kesimlerine vurmaktadır. Bunun gibi kadın erkek ilişkileri, toplumsal değişim, batılılaşma, toplumun yoksul insanları, halkın saplandığı batıl inançlar, milli vatani duygular, hayvanlar, toplum hayatından kimi gözlemleri içeren anekdotlar yazarın öykülerine konu olmuştur. Evet hocam e, hepimizin bildiği gibi sokağa edebiyata, edebiyata taşıyan şair olarak Hüseyin Ami bunları evet. biliyoruz ve e, özellikle de romanlarıyla şöhret bulan bir yazarımız. Hatta romanları çok fazla olduğu için belki öyküleri biraz geri planda da kalmış olabilir. Evet. Bununla birlikte e, bir makalenizde insanın çaresizliğini böylesine derinden yakalayan, insan ruhunun böylesine gizli köşelerine nüfuz eden çok az edebiyatçımız vardır diyorsunuz. Hüseyin Rahmi Gürpınar hakkında genel algı nedir? Yani daha çok toplumla iç içe olduğunu, her zaman toplumun onun öykü ve romanlarında yer aldığını biliyoruz ve böyle de olduğunda doğal olarak toplum eleştirisi de ardından geliyor diye düşünüyorum ben hocam. Siz neler söylersiniz? O genel algı malum halk yazar olduğu, halkı anlattığı. Hı. Ee, mesela Servet-i gibi böyle seçkinci, daha entelektüel bir formasyona sahip olan isimlerle aslında beraber onların da teklifini aldığını söylüyor ama diyor ki ben üslupçuluğu sevmem. Gerçekten de eserlerinde artistik diyebileceğimiz bir taraf yok. Ama en önemlisi şu Tanpınar'ın söylediği şey Türk romanında hakiki konuşma Hüseyin Rahmi ile başlar diyor. Yani yaptığı tam olarak şu aslında halk kadınlarını çok inandırıcı, gerçekçi, komik iğneleyici birçok özellik sayabiliriz. Anlatıyor. Bunun sebebi de şu, siz az önce söylediniz annesini çok erken kaybedince Aksaray'da anneannesiyle ve teyzesiyle ve tabii ki onların da çevresindeki komşu kadınların adeta bir kadın ordusu içerisinde hayatın ilk 20 yılını geçirmiş. Bu 20 yıl boyunca gözlemlerini işte 80 yıl yaşadı, 60 yıl boyunca da geri kalan ömründe yazmış aslında. İlginçtir, Merdüm geriz dediğimiz, biraz insandan kaçan bir yapısı var. Zaten Heybeliada'ya Adaya taşınmasının evet. sebebi o biliyorsunuz. Hayatının neredeyse tam son 40 yılını Heybeliada'da Adada geçiriyor. Tabi bu köşk meşhur köşkü sonradan yaptırıyor, önce kiracı, hı hı. E, milletvekilliği falan var. Onları saymazsak bir de Mısır seyahati falan var. Onun dışında gerçekten hani insan böyle bir gezmek, tozmak için falan İstanbul'a döner, onu bile yapmamış çünkü Hulusi Bey diye bir işte arkadaşı var. O halletmiş işlerini ki günlük olarak gazetelere roman yetiştiren de bir yazar. neden Heybeli işte biraz insanlardan kaçan, insan kaçağı dediğimiz bir mizacı var. Halbuki tam tersine müthiş işte toplumsal gözlemlerle dolu. Sizin dediğiniz gibi işte sokak anlatan, mahalleyi anlatan bir yazar. Bu da zaman içerisinde aslında aynı şeyleri yazmasına neden olmuş. Yani ilk tespitimiz bir kere halkı Tanpınar'ın dediği gibi bu kadar inandırıcı konuşturan başka bir yazarımız yok ona kadar. Hı hı. Aslında ondan sonra da bu kadar başarılı konuşturan bir yazarımız yok. Ondan önce tabii ki diyaloglar var ama bu kadar gerçekçi değil. Onun sebebi de hayatının ilk 20 senesini bu. Aksaray'daki mahallede geçirmiş. Mülkiye öğrenciliği sonrasında ise ayrılacak o mahalleden. O gözlemler bir kere en, en önemli özelliği gözlemci olması. Halk insanlarını anlatıyor. Burada bugünden bakınca anlaşılmayabilir. Yani bundan 120-130 sene öncesinde Türkiye'de Edebiyatı henüz sokaklara bu kadar inememişti. Yani mesela Halit Ziya çok büyük romancıdır ama Arkasındaki o Fransız etkisi çok bellidir. Malum insanlar çok seçkinci insanlardır. İşte derler ki Aşkı Memnu'da Adnan Bey'in köşkünden bir kez çıkılmıştır. Yani roman boyunca hep köşkün içinde geçer anlatılar. böyle bir edebiyatın üstüne onların da çağdaşı olduğunu unutmayalım Hüseyin Rahmi'nin. Şey yapıyor, sokağı, mahalleyi yani tabiri caizse Servet-i anlatmadığı alanı ...anlatmaya başlıyor ve anlatmadığı gibi anlatıyor. Ee, çok daha içeriden, samimi anlatıyor ve e, Selim ileri şey diyor... ...gözlemci ama hain bir gözlemci diyor. Yani hainliği şu, müthiş keskin bir zekası var ve çok iğneleyici bir üslupla yazar. Bunu da i̇şte, mizahla da yapıyor değil mi? Çok, öyle biliyoruz. Çok güçlü bir mizahı var ama bu mizah tek başına bir mizah değil. Yani e, toplumsal eleştiri meselesine gelebiliriz buradan... İşte Kadınlar Vaizi en meşhur öykü kitabıdır. Hı hı. Yani şunu da açıklayalım. Tabii Hüseyin Rahmi'nin döneminde öykü çok müstakil bir tür haline dönüşmemişti. Bunu dönüştüren kişi Ömer Seyfettin'dir. O da 1920'de öldü. Hüseyin Rahmi'nin zannediyorum e, dikkatini çekmesi de çok sonradır. Yani öykü diye bir tür var. İşte e, burada da eser vereyim gibi bir düşünceye kapılması sonradan. Ama şunu da söylemek lazım. En başta Hüseyin Rahmi tiyatro yazmak üzere heyecanlarla edebiyata girmiş. İlginçtir tam o edebiyata girdiğinde 20'li yaşlarında işte malum Ahmet Mithat Efendi'nin bir oyunu sebebiyle Abdülhamit 2. Abdülhamit tiyatroyu Osmaniye'yi kapatmış. Yani Türkiye'de bizim bildiğimiz anlamda işte böyle sahnesiyle bir batılı anlamıyla tiyatronun icrası imkanı kalmıyor meşrutiyete kadar. Tam da Hüseyin Rahmi tiyatro yazarı olmak üzere harekete geçtiğinde bu olunca bütün romanları, 41 romanı, 9 öykü kitabı var. Neredeyse bütün roman ve öyküleri aslında bir yazılmamış tiyatro oyunu gibidir. Yani roman olarak yazılmış tiyatro oyunu gibidir. Yani hep konuşturur insanları. Bu konuşma aşkı, konuşturma aşkı buradan da geliyor. Yani bir diyalog ustası. Ee, ve aslında asıl amacı o dönemin parlayan yıldızı Abdülhamid'in o e, bence haklı nedenlerle e, kapatması. Çünkü bugünkü e, Türkçe ile konuşacak olursak hani bölücülük yapıldığı şeyi var, endişesi var e, oyunda. E, o şeye sebep olmuş. Yani tiyatro yazacak yazamıyor. Yazsa oynanmıyor. Doğal olarak şeye yönelmiş. Romana yönelmiş. Ama şunu da söyleyelim. O dönemde Ahmet Mithat da buna dahildir biliyorsunuz hocası Ahmet Mithat. Onun kadar çok romanın romandan para kazanan yani popülerliğinden para kazanan bir yazar yok. Kendi ifadesi ben diyor şıp sevdiden aldığım telifle bu Heybeli Adadaki üç katlı köşkü yaptırdım diyor. Kendi elleriyle çizmiştir. Ressamdır Hüseyin Rahmi aynı zamanda. Yani o bir mimardır aynı zamanda. Bugünkü köşkün mimarı da Hüseyin Rahmi'dir. Yani ilginç olan bir romanın telifiyle e, o günkü şartlarda bile o köşkün yapılmış olması ilginç. Bu da şeyi gösteriyor, kitlelere ulaşan bir yazar, çok üretken bir yazar. İşte Ben Deli miyim? diye bir romanı var. E, o romandan dolayı mahkemeye veriliyor, içindeki bir takım müstehcen sahnelerden dolayı. Mesela orada kendini çok güzel savunuyor, neden böyle bir şey yazdığını. İlginçtir, e, mahkemeden çıktığı zaman mesela, ...kadınlar hayranları tabii. Böyle sokak dolusu kadınların kendisini alkışladığını söylüyor. Öyle bir sahne var. Hüseyin Rahmi çok az yazara nasip olacak bir şöhrete de ulaşmış. Bir yaygınlığa da ulaşmış. Kitlelere dönük bir tarafı zaten başından beri oldu. Ama şunu söylemezsek eksik kalır. Ahmet Mithat gibi o da kitlelere yazdı. Bunu da çok başarılı bir şekilde yaptı ama... Ahmet Mithat'la e, Ahmet Mithat'ın seslendiği okur kitlelerinin e, ideolojik dokusu uyuşuyordu. Halbuki Hüseyin Rahmi erken yaşta Fransızca öğrenmesi, işte pozitivist bir eğitim alması, işte mülkiyede e, aldığı eğitim, o da yarım kalmıştır sağlık sorunlarıyla, sebebiyle. Gibi nedenlerle, işte Nietzsche okumuş, Schopenhauer okumuş. Mesela Nietzsche çevirdiğini çoğu insan bilmez. Hüseyin Rahmi son dönemlerinde ciddi felsefi Okumalar yapmış ve çeviriler de yapmış. Bunların da etkisiyle bugün birçok eleştirmen farklı kelimeler kullanıyor. İşte Darwinizm diyorlar, sosyalizm diyorlar kısmen ama pozitivizm diye özetleyebileceğimiz. Yani insanların işte duyularından öte bir dünya olmadığını düşünen ve dünyayı dinle değil de daha çok... Ee, sosyal darwinizm dediğimiz. Yani güçlü olanın haklı olduğu ve bu ormandaki kuralların aslında toplumda da geçerli olduğuna dair bir fikri var. Necip Fazıl kendisine sormuş mesela. Necip Büyük Doğu dergisinin işte soruşturmasına verdiği cevapta aynen böyle diyor. Yani hayvanlar arasındaki o güç ilişkisi neyse insanlar arasında da olur. Bunun dışında hiçbir şeye inanmıyorum diyor. Bu inançsızlığı Şöyle bir soruna sebep oluyor. Hem halk yazarısınız aslında halkın inançlarından da ciddi anlamda uzağa düşüyorsunuz. Yani bu mesela Ahmet Mithat'ta görmediğimiz bir şey. Evet. Burada bir sorun var. Ee, hani halk tabii ki bunu ne oranda algıladığı e, onu bilemiyoruz. Okur ne oranda algıladı? Belki bu yanına romanlarında e tabii size daha iyi bilirsiniz ama çok ortaya çıkarmamıştır. Çünkü halkla bayağı bütünleşmiş bir yazarımız. Bütünleşmiş ama benim dediğim bu inanç sorunları, sorgulamaları biraz zaten sonradan meydana geliyor. Yani hı hı. Hüseyin Rahmi 1890'lardan itibaren şu söylediğimiz vasatı yakalıyor. Ama kendisi diyor ki beni mecburi memuriyete mahkum ettiler diyor. Yani yazmasına engel olmak için Meşrutiyet öncesindeki 15 sene boyunca Bayındırlık Bakanlığında memurluk yapmış. Aslında ihtiyacı yok. Ama buna hani orada çalışması Ahmet Rasim'i başka bir bakanlık hepsini mütercim kadrosuyla çalıştırmışlar. Yani demek istediğim şu, 1908'den sonra asıl o malum işte meşrutiyetin getirdiği bir yayın serbestliği falan da olduğu için o şey yükselmiş tabii tanınırlık oranı yükselmiş. Bunun hissedildiği eserlerde var. Yani az önce söylediğim bu uyuşmazlığın hissedildiği eserleri de var. Ama o tabii ki gene de işte İstanbul halkını bütün cıvıltısıyla, rengiyle her kesimden insanı, her tür tipi mizah dolu anlatımıyla kaldı akıllarımızda. Evet, burada bu mizah biraz daha açabilir miyiz? Yani bu farklı bir mizah dediniz bu eleştirirken aynı zamanda. Evet Hüseyin Rahmi de mesela e, çok ciddi bir şey var. E, orta oyunu Karagöz yani ikisi aslında aynı şeydir. Birisi diğerinin e, perdeye yansımış halidir gibi bizim geleneksel mizahımızdan çok başarılı izler var. Ama e, şunu da söylemezsek yarım kalır büyük bir Molyer etkisi var genellikle Emil Zola ile bağlantı kurarlar. Çünkü Hüseyin Rahmi yer yer naturalisttir gerçekten de. Hani az önce dedim ya mahkemeye verilecek kadar ileri derecede işte bazı romanlarında müstehcen anlatımlar var. Bunlardan da biraz hareket ederek bir de mahkemede yaptığı konuşma meşhurdur. Orada naturalizmi savunan bir konuşma yapmış. Edebiyat tarihçilerinde, eleştirmenlerde tuhaf bir biçimde Emil Zola ile Hüseyin Rahmi arasında bir ilişki kurma eğilimi oluşmuş. Tuhaf bir biçimde demem sebebi şu. Metinleri çok uzak birbirlerine. Yani bu tür metinler bir özde bir şey etkisi olabilir, naturalist etki. E, şunu söylemek istiyorum. Asıl büyük etki Molière'dir. İşte onun cimrisini biliriz, e, gülünç kibarlığını biliriz e, efendim. Eee tartüfünü biliriz ki o tartüf Molière'in başına çok büyük işler açmıştır. Yani orada da gene halkla uyuşmayan bir entelektüel havası vardır çünkü din adamlarını eleştirir orada da. Hristiyanlar çok kızmışlardır Moliere'a. Eee bu mizahın arka planında da gene Moliere etkisinden söz edebiliriz. Ama ben e, öykülerimle işte yazdıklarımla e, insanları, okurları bir yüksek felsefeye çekmeye çalıştım diye bir cümle kurar. E tabii aynı zamanda halkın Türkçesiyle yazmayanları mesela eleştirir. Bununla birlikte bir parantez açalım. Burada bizim e, Hüseyin Rahmi'nin öykülerini, 13 öyküsünü bugünkü okura tanıtmak için yaptığımız bir derleme var. Ben burada mesela gene de sadeleştirdim. Yani o gün için biz çok sade bir Türkçeyle yazdı falan diyoruz. Doğrudur da. Bugünün okuru 100 yıl sonra o sade Türkçe'yi anla, anlayamaz. O ben tam onu soracaktım zaten. Tabii. Aslında öyle yazması sadece o dönemde sınırlı kalmasına sebep olmuyor mu bir yerde? Çünkü tamam verilmek istenen mesaj hala biz bunu algılayabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Fakat e, yazım diliyle de halka böyle çok yakın olması. Şu an okuduğumuzda bazı kelimelerin, onun bazı kelimeleri var halka ağzından direkt çevrilmiş. Onları anlayamamıza sebep oluyor. Birçok yazar bunu yaşadı, haklısınız. Hı -hı. Mesela Halisya... Iı, kendi romanlarını kendi eliyle sadeleştirdi. Biz onları da sadeleştiriyoruz şimdi. Yani Halis evet. Siyah'ın 1930'lardaki romanları da kendi eliyle sadeleştirdiği romanlarını bugün okumak mümkün değil. Rahmetli Yavuz Bahadır oğlu galiba söylemişti. Yani ben 1980'lerde yazdığım metinleri şimdi sadeleştirerek tekrar yayınlıyorum diye. Yani bu birkaç neden var. Tabi her Orada dil da değişir. çok Arapça-Farsça etkisi var tabi. Mesela Ferdi Beşirekası çok fazla. Tabii. Arapça, o zaten Farkça hocam. Var. Yani şeyi halisiyayı ayırmak lazım. Onlar Fünuncular ve onlar zaten hani Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret bunlar zaten bu e, sade Türkçe ile yani özü şu. Sade çok sade bir Türkçe ile e, şiirin yazılamayacağını, yani yüksek bir sanatın yapılamayacağını savunan kişiler. Ama Hüseyin Rahmi aynı dönemlerde tam tersini savunuyor. E tabii karşılaştırırsak çok fark var. Yani aynı yıllarda yazan Halis Siyah ile aynı yıllarda yazan Hüseyin Rahmi'nin Türkçeleri sadelik bakımından çok farklı. Ama o Türkçe bile bugüne ulaşamamış. Bu bizim elimizde olan bir şey de değil. Bir de malum 1930'lu yıllarda devlet dile müdahale etti bu ülkede. Yani normal her ülkenin dili, her dil bir yüzyıl içerisinde muhakkak değişir. Evet. Bu olağan olan, olağan olmayan bir sorun var bu ülkede dile devlet müdahale etti. Hatta 70'lerde bunu yenilemeye de çalıştılar. Yani yeniden kelimeleri işte Arapça Farsça kelimelerin yerine Türkçeleri. Hatta 90'larda en son Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı geldi. Yani ben bunu çok iyi hatırlıyorum. İşte milli de denilmeyecek ulusal denilecek falan filan. o ayrı bir tartışma elbette. Yani dilin Hüseyin Rahmi'yi neden bu kadar hani halk yazarını hala bugün bile neden sadeleştirmeye çabaladığımızı anlatmak için söylüyorum bunu. Ama şunu söyleyelim yani Hüseyin Rahmi farkındaydı. Bu dili bula, bulamadığı zaman halka ulaşamayacağını farkındaydı. Zaten hani gazete yazarıydı. Tefrika ediyordu e, malum romanlarını tefrika ediyordu. Neredeyse günlük günlük yetiştiriyorlardı gazetelere ve yani hem tefrikası Hüseyin Rahmi'nin için kazançtı hem de sonradan kitap yapıldığı zaman kazanç oluyordu. Yani kitlelerle bu kadar sıcak ilişkiler kuran bir sanatçının zaten servet-i fünuncular gibi tutup da yüksek edebiyatı savunması ya da işte artistik bir dili, üstlükçülüğü savunması çok mümkün değil. Popüler edebiyat dediğimiz bir edebiyatın içindeydi ama Hani şunu da söyleyelim, popüler edebiyat kavramı da on yıllar içerisinde değişiyor. Evet. Yani Hüseyin Rahmi ürettiği popüler edebiyat bugün halis edebiyat olarak liselerimizde okutuluyor. Şimdi tabii Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan da yola çıkarak hani evet. gerçekten dediğiniz yazma şekliyle de ilgili belki kendi dönemiyle sınırlı kaldı ve pek çok yazar da kendi dönemiyle sınırlı kaldı. Ama bazı yazarlarda da yüzyıllar sonra bile okunuyor. Buradaki ayrım ne yani? Kimininki neden okunmuyor, kimininki neden okunuyor? Çok doğru bir soru. Aslında edebi olan, yani kalıcı olan nedir? Evet, kalıcı olan. E, nedir? temelde bu. Ve aslında biz ne yazarsak yüzyıllar sonra okunacağımızla ilgili hani bir formülümüz, bir iksirimiz yok. Ama şunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Popüler edebiyat genellikle bugün de hani çok yoğun bir şekilde ben bunu görüyorum yayın dünyasında toplumsal bir ihtiyacı karşılamak üzere hareket eder ve dışsal etkilerle yazılır popüler edebiyat. Hı hı. Yani bugün açıkçası hani Netflix'te bir dizi var diyelim. Netflix'in yönetmenlerine şöyle bir rapor verdiğini biliyoruz. Mesela bu dizi çok izleniyor, haberiniz olsun. Yani şu şu temalara vurgu yapın. Şimdi bu sanat dışı bir çalışmadır. Onu söylemeye çalışıyorum. Sanatsal çalışmaların temel motivasyonu içseldir. Yani sanatçı kendisinden önce üretilen metinleri aşmak üzere ya da kendisinden önce üretilen filmleri aşmak üzere yola çıkar. Yani dilin, insan ruhunun ya da hayatın dokunulmamış alanlarına dokunmak üzere bir hamledir sanatçının yaptığı. Dediğiniz gibi mesela 100 120 130 yıldır Tostoy okunuyor. Dostoyevski okunuyor ama Mesela 10 sene önce yazılmış bir kitap, mesela bugün artık okunmuyor. Temelde benim e, düşüncem e, bu. Yani popüler olan metinler e, ihtiyaca binaen üretilen ve o, mesela o dönemde diyelim ki mistisizm yükseldiyse, yani bir ara Mevlana kitapları yazılıyordu Hı. biliyorsunuz, e, popüler yazar onun üzerine harekete geçiyor. Bugün ben popüler diye konuşuyorum ama o yazarların birçoğu mesela bunu hakaret kabul edebilir. Yani bu kendilerini ana akım edebiyatın bir parçası olarak görüyor olabilirler. Halbuki sanatçının neyin gideceği mesela okur mesela Tarık Bura der ki hiçbir zaman okurun ne düşüneceği gibi bir kaygım olmadı der. Bu çünkü gazeteci tavrıdır. Yani ne düşüne o da bir meşru bir şeydir elbette ama sanatçı tavrı değildir. Yani tam panarın tutup da ben bu ürettiğim metin ne kadar satacaktır, halkın eğilimleri nedir diye düşündüğün herhalde Nerede düşünemeyiz. Sanmıyor. Bir de klasikler kendi dönemlerinde o mevcut, cari olan, kullanımda olan beğeni aşarlar ve kendi dönemlerinde genellikle ya anlaşılmazlar ya da yıkıcı bir etki yaratırlar. Yani bütün klasikler kendi dönemlerinde. Ee, mevcut beğenileri zorlayan eserlerdir. Ama bir çağ değiştiğinde, bir yeni bir dönem geldiğinde birdenbire onların yıldızı parlar. Ee, böyle bir ayrımdan söz edebiliriz. Yani neyin okunduğu, neyin kalıcı olduğu, neyin kalıcı olmadığı konusunda e, sanatçının kalbini dinlemesi lazım. Ama hani ben de e, kitap yayınlayan ve mesela kitap fuarlarına da katılan birisi olarak İnsanın bu sıcak yayın piyasasından tümüyle kendini arındırması, yani piyasa dediğimiz vasatın dışında kalması her zaman mümkün olmayabilir. Evet. Bunu da anlıyorum yani. Tabii bunda belki çevirilerin de etkisi vardır. Hani mesela Molière'in cimrisi örnek veriyorum ya da Shakespeare Bugün çok fazla çevirisi oluyor kesinlikle. ve çok fazla yere ulaşıyor. Bugün de belki hiç olmadığı kadar çok nicelik o ve nitelik olarak hı hı. çevre edebiyat çok yükseldi. Benim gördüğüm kadarıyla bugün de hani yerli edebiyatın heyecan bulduğu birçok çeviri metin var. Yani o çeviri metinler bir belli bir süreçten geçtikten sonra sanatçının ruhunda bir süzülmeden sonra dışlaşırsa, metne dönüşürse sorun yok. Zaten bu medeniyet aktarım böyle bir şeydir. Yani bir sahadaki bilgi başka bir sahaya aktarılması için çeviri yapılır. Bugün çocuk edebiyatında çeviri metinlerle yerli metinlerin mesela sayısı eşittir. Yani bu mesela size hani anlaşılsın diye bir kıyaslama yapalım. İngiltere'de yüzde ikidir çeviri çocuk edebiyatı. Bizde yüzde ellidir. Hatta bu yeni yeni eşitlendi. Yani Çeviri çocuk edebiyatı, orada daha fazla olduğu için söylüyorum bunu, yerli edebiyatın önünde gitmiştir uzun yıllar. Çocuk edebiyatı demişken tabii, evet. çocuklar için yazdığınız kitaplar var. evet e, Aynalı Baba ile Raci var, Öğütücü Kuşlar Festivali var, evet orada da önünüzde Küçük Prens Hakem olsun, var da var hocam. Şimdi evet. bunlara baktığımızda e, mesela bunu da okudum. Evet. ökücü Kuşlar Festivali'ni. Bunu da okudum. Arada şöyle bir fark gördüm sanki. E, Ötücü Kuşlar Festivali'nde daha böyle e, tabii yetişkinlere de hitap eden bir yanı var. Çünkü mesela sarı sığırcıktan bahsediyor. Ünlü olma isteğinden bahsediyor. Evet. Buna baktığımızda küçük bir çocuğun bunu anlamasıyla e, yetişkinin anlaması Aynı farklı şey olabilir. Aynı şey değil. Evet değil ama kesinlikle değil. O haklısınız ama e, mesela sarı sığırcıkta gene de Sarı e, hani tanınmak arzusunu ve o macerayı izliyor, izleyebilir çocuk. Yani hı hı. orada bir olay var. Özellikle de o birinci öyküde ötücü kuşlarda harika ses duyuyor yavru kuş. Ve o e, ses gibi olmaya çalışıyor. Kanarya gibi ötmeye çalışıyor. İskete gibi ötmeye çalışıyor. Halbuki annesi bülbül farkında değil. Finalde de işte şey... Yani şu o alt metni çocuk belki anlayamayabilir. Evet. Haklısınız. Birincisi kesinlikle alt metinleri e, okurun anlaması üzerine eee yani çıkarsamayı çocuk yapacak. Birinci şart bu. İkinci şartta e, alt metni diyelim hiçbir şekilde anlamadı mesela Aynalı Baba Amaka hayalin çocuklar için yaz benim yazmış olduğum versiyonudur. Yani meşhur filibeli Ahmet İlmi'nin eseridir. Ben onu fantastik boyutunu ve aksiyonunu ön plana çıkardım. Arkada felsefi tartışmalar var, tasavvufi hı hı. konular var elbette ki. Ee, ama hani sürükleyiciliği olay kısmı Aslında e, çok merakı, güzel bir şey. Evet. İki okuyucuya da hitap ediyor. Çocuğun gözünden bir macera yaşanıyor. İkinciğin yani gözünden altta alt metinler var. Kesinlikle. Ki ben bile okurken hani devamını merak ederek okudum. Çünkü her seferinde evet. farklı bir yere evriliyoruz ve burada geçen bir e, cümlede Aynalı Baba ve Raci öyküsünde bir gün anneme var olmak ne demek anne demiştim. Doğmak demiyorum, var olmak istiyorum. Elindeki çay fincanını balkon demirinin altına betona bırakmış, adeta şaşkınlık nöbeti geçirmişti annem. Böyle bir cümle var. Burada bir çocuğun var olmak ne demek diye annesine sorması da çok ilgi çekici. Çünkü tabi. Raci ama hani onu romanın her yerinde vurguluyorum. Hı hı. Raci sıra dışı bir çocuk. Neden sıra dışı olması gerekiyor? Romanın orijinalinde de, Raci çok o felsefi sorunları olan, çok ciddi okumalar yapmış bir gençtir. Hı hı. Ben onu tabii 10 on yaşında bir olan çocuğuna dönüştürdüm. Bu tür soruları annesine çok soruyor. Sonra da karşısına tabii Aynalı Baba çıkıyor. Evet. En az Baba, annem kadar seviyorum diyor. O da dikkat evet. çekici. Yani sizin dediğiniz gibi o soru mesela 10 yaşındaki çocuğun sorusu değil. Evet. Ama Raci'nin çok özel bir dünyası var. Ee, onunla belki açıklayabiliriz. Bir de bunları Aynalı Baba işte ne üfleyerek ve bir takım masallar anlatarak Raci'ye bazı soruların cevaplamasına ve onun dönüşmesine sebep oluyor. Romanda da böyledir. Yani tasavvufun dili, sanatın dili o gerçek romanda benim temel metnim olan Amak Hayal'de Raci'yi dönüştürür. Raci romanın başında çok problemli bir gençken hiç akli, rasyonel olmayan, Yollarla yani musiki işte masal anlatımı gibi yollarla ama bunların tabi alt metinlerine bakarsak orada tabii ki akli sebepler buluruz dönüşür değişir ben e, yeniden yazım dediğimiz bir şey bu e, aslında mesela şöyledir Marcel Proust işte yedi ciltlik e, hani yetişkinlerin bile okumakta zorlandığı e, geçmiş Zamanın izinde diye bir devasa romanı var e, onu bile böyle e, okul öncesine dönüştürmüş. Avrupa'daki yayıncılar. Yani onu belki işte çocuksulaştırarak ve olay örgüsünü basitleştirerek aktarmışlar. Shakespeare yapmışlar aynı şeyi. Bizde de işte Mevlana'nın diyelim mesnevisindeki hikayeler çocuklar için yazılmıştır ama biz bu konularda maalesef çok yavaşız. Yani çocuk edebiyatında yeniden yazımın canlandırılması lazım. Çünkü bizde müthiş bir gelenek var. Yani Fantastik geleneğimiz var bizim. Yani Tutiname'miz var mesela, Papağan kitabı evet. diyebilir. Ben onun üzerine de çok çalıştım. Yani çocuklara aktarılacak bölümleri var, aktarılamayacak bölümleri var tabii. Bu Aynalı Baba o düşünceyle ortaya çıkmıştı. Yani bizim fantastik geleneğimizi işte Binbir Gece Masallarımızdan tutun. Ama biraz Efrasiyab'ın hikayelerini de anımsattı okurken. Tabii. Aslında gelenekte yani dönüştürülmeyi bekleyen büyük bir hazine var. Hı hı. Yani biraz işte diyelim ki Harry Potter Yüzüklerin Efendisi gibi hani dünyaca izlenen büyük sinema filmlerin arkasında da onlar tabii aynı zamanda büyük romanlar, kült romanlar. O geleneğin canlandırılması var. Ama bu asla yeni aynen yazılması, yani bugüne aktarılması değil. Ona yeni bir ruh üflenmesi gerekiyor. Bugüne taşınırken yeniden yazılması gerekiyor. İşte rahmetli Sezai Karakoç'un Leyla ile Mecnun'u bugünkü dille yazması gibi bir şey gerekiyor. Yani Bugünün diline aktarılması gerekiyor. O eski metinlerin, geleneksel metinlerin. Evet, tabii. Şimdi tabii Küçük Prens Hakem Olsun da var. Bu kitapta da yine çocuk <laughs> kitabı. Tabii bakınca aklımıza Küçük Prens kitabı da geliyor. Yüzyıllar öncesinden evet. yazılmış. Evet. Burada da Hayat Kurtaran Kedi Yavrusu diye bir Evet. E, bölüm var. Benim evet. orası dikkatimi çekmiş. Çünkü 17 Ağustos depremini anlatıyor evet. ve orada küçük bir kedinin hayat kurtarmasını konu alıyor aslında. Ve kedi üzerinden e, yetişkinlere de hitap ediyor. Orada bir çocuğun... da bir alt metin var. Evet yani yani mutlaka kedi, vardır. <laughs> kedi sevgisi <laughs> mesela çok başka bir sonuçla sonuca götürüyor bizi. Hı -hı. Depremden birkaç dakika e, önce girilse Gölcü'ye yok olacaklar ama kedi için vakit ayırdıkları için Kurtuluyorlar gibi yani ben siz yetişkinler dediniz ama aslında çocukların da bu alt metinlerin çoğunu anladığını düşünüyorum. Yani hepsini değil tabii ki ee, anlamayanlar da tabii ki olayı olayın işte merak ettirici gücünü, finalini belki bekliyorlardır. Küçük Prensi ben yıllarca üniversitede farklı bölümlerde farklı sınıflarda öğrencilerimizle birlikte okudum. Okuduk hatta üniversite öğrencisi olunca tabii öğrencilerimiz şeydi yani biz çocuk kitabımı okuyacağız diye derse başlıyorlardı ama ders bittiğinde hepsi büyüleniyordu. Yani Küçük Prens muhteşem bir kitap evet. mutlaka böyle şehirlerinin yazılması işte alt metinlerinin tekrar tekrar incelenmesi gerekiyor. Bizim kitapta da Küçük Prens okuya okuya çocuklaşmış çocuklarla oturup kalkan böyle bir çocuk ruhlu bir büyük var. Kendisinin bir sahnede çocukları azarladığı zaman vicdan azabı çekmeye başlıyor. Aslında olay o. En sonunda çocuklar diyorlar ki siz ben büyüdüm diyor. Yani büyümek burada olumsuz anlamda. Şimdi Küçük Prens kitabında yetişkinlikle çocukluk çatışır. Egzuper'in kafasında böyle bir şey var, zıtlık var. Yetişkinler artık biraz çocukluğunu yitirmiş kişilerdir. E, ee, bu kitapta da öyle bir kişi var. Yani ben artık büyümüşüm, çocukluğumu yitirmişim diye hayıflanırken çocuklar ona diyorlar ki sen büyümüş olamazsın. Küçük Prens'i dokuz kere okudum diyorlar. Ee, öyle kanıtlıyorlar görüşlerini yani sen büyümüş olamazsın diye. E, ee, yani hakem olmalı çünkü Küçük Prens'te konuşacak o kadar çok şey var ki. 1949 gibi yazılıyor ve bin sayfadır Küçük Prens yazıldığında. Hı hı. Bugün yüz sayfalık bir roman var elimizde. Amerika'da bir otel odasında yazmış. Hayatının sonunda ondan sonra işte Avrupa'ya gelecek o meşhur İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman ıı, askeri tarafından vurulacak e, ve hayatını kaybedecek Egzuperi. çok fazla yani çağına çok ıı, önem veren, çağı anlamaya çalışan birisi, bir savaş pilotu gibi hani bakılabilir. Ve Necip Fazıl da, Nuri Pakdil de, Sezai Karakoç da Egzuperi'ye çok fazla vurgu yapıldığını görünce merak etmiştim. Yani bu niye bu kadar bu adamı seviyorlar diye açıkçası. Oradan hareket ederek biraz araştırdım. E tabi Küçük Prens'i okumak yeter. Neden Egzuperi'nin bu kadar sevildiğini anlamak için Küçük Prens'i okumak yeter. Çünkü mesela işte birçok sahnede modern dünya insanların hırsa kapılmışlığı, bir takım şeylerin içinde kaybolmuşluğu eleştirilir. Yani çağını çok iyi görmüş. Mesela Exuperi çağımdan tiksiniyorum diye bir başka bir yerde bir cümle kurar. İşte her şeyin ölçüldüğü bir çağda. Eleştirisi de budur. Rakamlardır, sayılardır. Bugün biz bunu Egzuperi'den 70 yıl sonra çok daha şiddetli bir şekilde hissediyoruz. Yani sayılardan başka özne kalmadı dünyada. Yani mesela iyi yazar, daha çok rakamlara ulaşan yazar gibi bir algı var. hani Edebiyatın kendi içerisindeki ölçüleri, ilkeleri bunlar kayboldu. O yüzden ben Küçük Prens'in bize hakem olabileceğini düşünüyorum. Çünkü değerleri savunuyor niteliği savunuyor. Yani niceliği savunmuyor. Evet. Ee, yani kitapta benim biraz Küçük Prens'e hakem e, yapma isteğimin e, sebebi bu. Yani kalbi savunuyor aslında. Orada hani gözler gerçeği göremez. Evet, doğruyu ee, yanlıştan ayırma yetisi evet. kalbimiz, vicdanımız. Tam onu söylüyor işte. Hatta öyle cümleleri vardır ki e, bu Küçük Prens kitabının ee, yani bir hadisin adeta çevrilmiş hali gibi işte bir ayetin dönüştürülmüş hali gibi. Yani gerçeği ancak kalbimizle görürüz der mesela bir yerde. Gözler gözlerimizle göremeyiz der. Ee, tabii bütün dünyada bu büyük etkiler yaratmış. Evet. Söylediğine tabii çocuk edebiyatının Katınları aslında büyük. bütün edebiyatın yani yetişkinleri de içine alan bir tarafı var küçük prensin. E, kitabının İncil'den sonra en çok okunan kitap denir. Ekzuper'in kitabı için. Evet. Peki hocam. E, dediğiniz gibi gerçekten hani çocuk edebiyatına da katkıları büyük. E, biz de çocukları olanlar için e, Abdullah hocamızın kitaplarını okusunlar diyoruz. Gerçekten ben okudum ve çok faydalı kitaplar olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, tabii öykü kitaplarınıza geçelim. E, Seni ne ihtiyarlattı var? Melek kayıtları var. Yerlere göklere var. Ve gerçekten öykücülüğe dair yeni kapılar aralıyor bize. Çünkü ben mesela görmediğim tarzda yazımlar görüyorum. Bir şiir, metni gibi bir öyküye de rastlayabiliyorum. Doğru. Ya da çok kısa olana da rastlayabiliyorum. Çok yoğun içerikli olanlara da rastlayabiliyorum. Şimdi burada çok fazla hayatın içinden ve çok samimi olduğunu görüyorum. Yani ben en çok bunu okuma fırsatım oldu. Diğerlerine de baktım tabii ki ama. Evet. Burada... Mesela farklı başlıklar altında teselli, nota, minnet, çiçek gibi kavramlar altında öykü olarak anlatılıyor. Yani burada farklı bir tarz deneniyor. Aynı zamanda yoğunlukları çok fazla ve çok naif bir anlatımı da var. Bu, bu nasıl bir dinamikle böyle bir evet. öykü kitabı ee, yazmaya karar verdiniz? Yani şöyle ben şiirle başlamıştım. Ortaokul yıllarıydı. Hatta çok sayıda şiir yayınladım falan. Ama ulusal edebiyat Ta beni hep öykü yazan birisi olarak tanıdılar. Çünkü ulusal edebiyata öyküyle girdim. O da dergah dergisiyle oldu. Yani aslında öykücüler hiçbir zaman kitap tasarlamaz. Niye? Bir takım metinler birikir ve bu metinler bir aradaysa, aynı ruhu taşıyorsa siz bir süre sonra onu, yani şairler gibiyiz yani, romancı gibi değiliz mesela. Bir kitap tasarlamak, bir konuyu sonuna kadar götürmek şeklinde değil de, yıllar içerisinde oluşan metinleri kitaplaştırdığımı söyleyebilirim. Ama şu var tabii her şey gibi edebiyat da dönüşüyor, değişiyor. Mesela küçürek öykü diye son diyelim 30 yılda dünyada çok yaygınlaşmış, Türkiye'de de çok yaygınlaşmış bir tür var. Ama mesela lise eğitiminden aldığımız bilgiler genellikle çok klasik dünyadan ve Türkiye'den yazarları işaret ediyor. Hı hı. Bu aradaki kopuşu okur bazen takip edemeyebiliyor. Yani mesela okur Necip Fazıl'ı çok iyi bilir ama diyelim ki orada Turgut Uyar şiirinde çok şaşkınlık yaşayabilir. Bambaşka referansların şairidir bunlar. Böyle bir şeyden söz edebilirim. Ee, şunu söylemek istiyorum. Rasyonel bir biçimde hani bir akılla benim metinlerimde ironi olsun mesela ironi çok öndedir bende. duygusallık çok çok yüksektir. Evet. Duygusallık. Mesela fikir, düşünce çok daha böyle arkalardan gelir. Sorgu çok fazla. Yani Çok doğru. Sorgulama hayatta... en önemli kavram o, sorgulama. Evet. Aklımıza çokça gelen ama belki yazıya dökmediğimiz evet. hatta bir satırında acaba benimle şu an aynı şeyleri düşünmüş biri var mıdır gibi bir yerde okumuştum. Ya ben düşünmüştüm mesela yani bunları çokça sorguluyordum. Zaten ben okur kendini bulduğu zaman hani o metinde <laughs> bunu ben de hissetmiştim dediğinde biz bir şey başarmış oluyoruz. Evet. Çünkü edebiyat aslında benim anladığım kadarıyla bir hatırlatma yani hepimizde bu bir teçhizat var bir duygu ağı var. Biz onların bazı noktalarına dokunuyoruz yazar olarak. E, çünkü biz de aynı şeyleri hissediyoruz. Okur da hissediyor. Bu insan e, hani e, kendisinde olan bir şeyi gördüğü zaman metinde heyecanlanıyor genellikle şey odur. Yani benim tabii sonradan sonraya kendi öyküm üzerine düşünürken bulduğum şeyler bunlar. Yoksa böyle bir planlama Şöyle yazayım, böyle yazayım gibi bir şey olmadı. Finaller önemlidir. Yani çocuk metinlerinde de o, o belirgin zaten finaller benim için önemlidir. Yani ben okurun metinden dışarıya çıkmamasını çok isterim. Yani metinden sıkılmasın. En korktuğum şey budur. Evet. Bırakmasın, bırakamayacağı kadar bağlı olsun metne. Ama ne dersek diyelim, o öykü genel kitlelerin edebiyatı değil. Yani bunu dünyada da böyledir bu. Romandır yani bütün dünyada kitlelerin edebiyatını yapan şey nitelikli olabilir, işte popüler olabilir ama sonuçta genel okuyucu sürekli bir metnin bitip yeni bir metnin başlaması Biraz uygulamasına... rahatlatıcı bir özelliği var gibi evet. aslında. Yani hem çok yormuyor zihnen evet. Bir de bu tabi kitabın içinde bir cümleye denk geldi. Çok hoşuma gitti. Bunu da size sormak istiyorum. Yazar aradığı kitabı bulamamış okur mudur hocam? Evet. Şimdi onu şöyle örnekleyeyim. Virginia Woolf, Marcel Proust'u okuduğu zaman bir uzun bir süre yazamamış. Bir dumura uğramış yani. Onu dumura uğratan şey Proust'ta aradığını bulmuş olması. Yani biz niye yazıyoruz? Aslında temelde bizim zihnimizde ulaşmaya çalıştığımız bir kitap var, bir öykü var, bir yer var. Biz onu o muhayyel kutuya ulaşmak için uğraşıyoruz ama bir de bakıyoruz ki bazen böyle ben bazı filmleri izlediğim zaman aynı şeyi ben de yaşıyorum. Yani o çekilmiş. Bizden önce birisi onu başarmış. Çünkü insan sonuçta kalpten kalbe giden yollar var. Evet. O cümle onu anlatıyor. Yani e, hepimiz için geçerli. Mesela diyelim Rasim Özdenören'in bazı öykülerini okuyunca ben de aynı şaşkınlığı yaşadım. Yani aradığım bir şey var, yazmayı düşündüğüm bir şey var halbuki senden çok daha önce birisi onu yazmış gibi. E, bu ama bu geçici bir duygu onu söyleyeyim. Yani Virginia Woolf'un ya da benim e, anlattığım şey yani çok iyi metinleri okuduğumuz zaman yaşadığımız şaşkınlık bir süre sonra yerini yeniden arayışlara bırakıyor. Böyle olmasaydı o zaman yeniden yazamazdık. Yani aradığımız şey bulmuş olmamız bizi durduruyor, ama bir süre sonra e, biz yeni metinler e, hayal etmeye başlıyoruz. Yani insanın idraki durmuyor çünkü belki okuduklarımız izlediklerimiz bizi uf ufku yeniliyor, yeni bir ufuk önümüze açıyor. Evet. Peki hocam şimdi bir de melek kayıtları var. Evet. Bu da bir öykü kitabı. Burada evet. da kısa kısa öyküler var. Yoğunluğu fazla olan. Ve evet. en son sayfasında şöyle de göstereyim. Evet. Baktığımızda şiire benzeyen, şiir şeklinde olan beş satırlık bir küçük bir öykü var sanki. Yani onu da okumak isterim şimdi. Bakınca aynaya baktığında kendini gördü. Kendine baktığında yokluğunu. Yokluğundan bir boşluk doğdu. Boşluğa baktığında onu gördü. Ona baktığında yoksulluğunu. Şimdi buna baktığımızda e, öykü de bir nevi şiirli bir ahenk midir diyebilir miyiz? Burada sizin okuduğunuz metinde tabii e, şiire çok fazla yaklaştığımı kabul ediyorum. Mesela Arif Ay hocamız şair, e, şair de olunca tabii bu, bu metni ezbere okumuştu bana. E, o çok beni mutlu etmişti. Evet yani şiirle öykü arasında çok Büyük bağlar var sadece bu metin için söylemiyorum. Yani bütün dünyada işte şiirin kız kardeşi öykü diye bir kitap yazıldı mesela. Bir bağ olduğu kesin yani biz de şiir dilinin imkanlarından yararlanıyoruz. Yani şiir dilinin imkanı nedir? İşte ses benzerlikleridir mesela, imgelerdir. Bunların hepsi aslında öyküde de var. Bir de benim yazdığım öykü tarzıyla ilgili bir şey. Yani ne bileyim mesela Kemal Tahir'in öykülerini göl insanlarını düşünelim çok daha dışa dönük metinlerdir. Nasıl yani ne kadar yazar varsa o kadar öykü vardır aslında. Yani bunu ben böyle kapatmak istemiyorum. Bu benim üretim metinlerin diyelim ki özelliği. Yani biz buna şiir bir nevi ahenkli öyküdür diyebilir miyiz acaba? Saf şiir tahkiyeden kaçar ama. Behçet Necati İsmet Özel gibi birçok örnek verebilirim. Yani hikayelemeyi şiire taşımış çok şair vardır. Yani öykü şiirden yararlanırken şiir de öykülemeden yararlanır. Bunlar birbirlerinden yardım alırlar. Peki hocam, son olarak iki dakikamız kalmışken evet. bir öykücü olarak da size sormak istiyorum. Türk öykücülüğü ve dünya öykücülüğüne baktığımızda arada ne gibi farklar var? Yani az önce sözünü ettiğim bu çeviri yoğunluğu e, ilginç bir şekilde aslında bu ülkede üretilen e, öykü metinlerini de niteliğini yükseltti. E, ancak şunu söylemek istiyorum, bir yazarın bir çok etkilendiği bir yabancı yazardan yani etkilenmesi normal. Bunu kendi e, benliğinde eritmesi ve belli bir zaman geçirmeden yazması halinde sorun çıkabiliyor. Yani bugün Türk öyküsü. Ee, çok az çevrildi, dünyada çok az tanınıyor olabilir. Nitelik olarak dünyada yazılan öykü seviyesindedir, nitelik olarak. Ama biz yazarlarımızı dünyaya tanıtma noktasında çok başarılı değiliz, daha yeni yeni. Yani işte rahmetli Sezai Karakoç mesela e, İslam dünyasında okunuyor mu derseniz, yani bırakın Batı dünyasını, bu kadar büyük bir şairimiz var, okunuyorum derseniz okunmuyor. Yani Kendisinden de Allah'tan rahmet diley dileyelim yakın evet. zamanda kaybetti. <laughs> Kesinlikle bu hafta onunla geçti. Salı günden beri onunla e, beraberiz tabiri caizse. E, Allah rahmet eylesin çok büyük bir şairdi, yaşayan en büyük şairimizdi. İkinci yeninin son temsilcisi de bu şekilde bu böylelikle vefat etmiş oldu. E, yani var bir öykü var ortada. E, hiç tartışması çok nitelikli yazarlarımız da var. E, ama hani şunu söylenebilir. Neredeler? Niye dünya bizi okumuyor diye sorulabilir. Bu bambaşka ekip çalışmalarıyla başarılacak şeyler bunlar. Ajans çalışmalarla başarı, başarılacak şeyler. Nitekim yavaş yavaş hani Türk yazarları da artık dünyada okunuyor, okunmaya başladı. İnşallah daha da büyüyeceğini düşünüyorum. İnşallah hocam biz de öyle temenni ediyoruz. Programımız bitti. Ee, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok e, doyurucu, güzel bir sohbet oldu tabii ki. Ben de teşekkür ediyorum bu program için. Vav wow! Televizyon'da Ekim Sarısı programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Hüseyin Rahmi'den bahsettik, çocuk edebiyatına değindik, dünya edebiyatına değindik. Yeni bir bölümde yeni bir konukla ve yeni konularla karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs>